Varis tedavisinde günümüzde birkaç farklı tedavi uygulanmakta. Bunların başında yaşam şeklinin modifikasyonu, değiştirilmesi özellikle uzun süre ayakta duran ya da uzun süre bilgisayar başında oturan, uzun süre masa başında oturan insanlarda çok sık görülüyor. İşte bankacılar olsun, bilgisayarcılar olsun ve maalesef ki günümüzde artık birçok insan bu şekilde çalışıyor. Hareketsizlik varis hastalığı için en büyük risk faktörlerinden bir tanesi. Dolayısıyla yaşam şeklinin modifikasyonu, yani sıkça ayağa kalkıp yürümek, hareket etmek bu tedavide ilk başta önerdiğimiz şeylerden. İkincisi eğer e, sabit durmak zorundaysa insanlar, özellikle koruyucu çoraplar, basınçlı çoraplar giyerek e, damar sağlıklarını korumalarını öneriyoruz. Bunun için varis hastası olmak gerekmiyor, koruyucu çorapları giymek bile e, en azından akşam ortaya çıkan huzursuzlukları, bacak ağrılarını ortadan kaldırabiliyor. Diğer taraftan bir basamak ilerisinde eğer ağrı ve şişlikle beraber olan varis hastalığı varsa o zaman bazı ilaçlarla bunların bu şikayetlerin gerilemesi sağlanabiliyor. Ağrı ve şişlik, ödem şikayetlerini azaltabiliyoruz. Artık son aşamaya gelen durumda ise e, müdahaleler e, ortaya çıkıyor. Müdahaleler olarak e, yüzeyel kılcal damarlarda lazerle bunları yok edebiliyoruz. Çok ince kılcalları. Bir derece büyük yani 1 milim ve üstündeki kılcal damarları ise köpük tedavisi ya da skleroterapi dediğimiz enjeksiyon tedavisiyle yok edebiliyoruz. Artık ana taşıyıcı toplar damar sisteminde problem var ve kapak problemleri tabloya eşlik etmişse o zaman mutlaka cerrahi müdahale gerekiyor. Cerrahi müdahale ise iki türlü yapılabiliyor. Bir eskiden çok eskilerden beri yaptığımız klasik keserek o damarın dışarı çıkartılması. İkincisi ise özellikle son 10 senedir daha çok yapmaya başladığımız damar içinden radyo frekans veya lazer ışınlarıyla bu damarın yok edilmesi.